Herkese merhaba Acem Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizinle beraber bu tatlı bulutlardan yapacağız. İki sırada kolayca bitecek bu bulutlarımızı hem beraber öreceğiz hem de açıklama kısmına tarifini yazılı olarak bırakacağım. Şöyle beyaz bir iple yapacağım bu sefer. Bunları süslemelerde kullanabilirsiniz. Özellikle bere ve battaniyelerde güzel duruyor. Ee, tığ kalınlığım 3 milim ipimde alize koton gold olarak kullanıyorum siz şişinizi ve yününüzü büyüterek daha büyük bulutlara ulaşabilirsiniz şimdi ilk başlıyorum 11 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11. Ayrıntılı olarak göstermiyorum. Çünkü daha önceki videolarımızda zincir nasıl çekilir, trabzan nasıl yapılır, sık iğne nasıl yapılır bunların hepsini göstermiştim. Ee, onun için daha önceki örgü videolarıma da bakabilirsiniz. Bunun gibi işte kalp, yıldız, kelebek, fiyonk bir sürü figür var. Onların da videolarını açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi 11 tane zincir çektik. Bu 11 zincirden sonra buna ilkine değil ikincisine bir sık iğne yapıyorum. Bütün zincirlere sık iğne yapacağım. En sondaki zincirime 3 tane sık iğne yapacağım. Oraya kadar geçelim. 2 Şimdi 10 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şu sondaki yani ilk zincirime 3 tane 1 2 ve 3 bütün zincirlere bir tane, en köşedekine üç tane sık iğne yaptım. Sonra karşılarına da birer sık iğne ile tamamen etrafını çevireceğim. Şu ipimi de arkadan yürüteceğim. Ortada bir yerde bırakacağım. Nerelere? Sık iğne yaptıklarımın karşısına tekrar bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptığımın karşısına tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine başa kadar geleceğim. Baştakine yine üç tane sık iğne yapacağım e, üst sıraya ilmek kaydırma ile bağlayacağım yapalım şimdi geldim bir tane daha yaptım şimdi tepedeki yani tepede demeyeyim de ilk şuradaki sık iğnenin karşısına da 3 tane yapıyorum 2 3 sonra ikinci sıraya geçmek için şu tepesindeki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum ve ilk sıramı böylece bitirmiş oluyorum şimdi sıra geldi ikinciye bir zincir çekiyorum önümdeki normalde şuna batıyoruz ya bir yandakine buna batmayacağım bir tane atlayıp diğerine batacağım burada ne yapıyorum şuraların şöyle kabarık kabarık olması için üçlü trabzan yapacağım yani başına iki kere dolayacağım yanındakine değil bir sonrakine batarak daki şu 4 ilmeği 3 kere dikşerlikşerli ikişerli çekeceğim 1 2 3 bunun içine toplamda 6 tane bu iki kere doluyorum al üçlü trabzanı toplamda 6 tane yapıyorum 3 yaptım hep aynı deliğe. Dördüncü, beşinci, ve altıncı. İkinci sırada ne yaptığımızı tekrar söylüyorum. Üç tane sık iğneyi yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma ilk sıramı bitirdim. Bir zincir çektim. Yanındaki değil bir sonraki ilmeğin içine sık iğnenin tepesine toplamda 6 tane aynı deliğe üçlü trabzan yaptım. Sonra geliyorum yanındakine değil bir sonrakine batıyorum ve ilmek kaydırma ile kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bulutumuzun ilk bu yuvarlak yeri oldu. Bir tane zincir çekmiştik. Şimdi tekrar başına iki kere doluyorum. Yanındakine değil bir sonrakine batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Yani üç seferde çekiyorum. İki doluyorum. Yine aynı deliğe. 3 seferde çekiyorum. Bundan da yine toplamda 6 tane yapacağım. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Eğer beğenip kolay da bulduysanız yine yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Okurken mutlu oluyorum. Kaç tane olmuş bakalım. Geldik. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapacağım. Yine altı tane olsun. Tamam. Altı tane üçlü trabzanımız yaptık. Yanındakine değil bir yanındakine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Hep aynı. Yine iki kere doladım. Yanındakine değil bir yanındakine üç kere de ikili ikili çekiyorum. Yine 6 tane üçlü trabzanımı yaptım. Yine bir sık iğne yani şuraya atlıyorum. Bir sonraki sık iğnemin içine ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Yine iki kere doluyorum. Buna değil yanındakine değil bir sonrakine yine üçlü trabzan. Yani sonuç olarak ilmek kaydır bir zincir çek bir sonrakine altı tane üçlü trabzan yap bütün bulutlarımızın o yuvarlak kısımlarını aynı şekilde yapıyoruz farklı bir şey yok yani kaç tane oldu sayıyorum 1 2 3 4 beş altı yine yanındaki değil bir sonrakine ilmek kaydırıyorum bir zincir çekiyorum başına iki kere doluyorum yanındakine değil bir sonrakine son iki şeyimiz yine iki kere doladım 2 alt. Geldim. Yine bakıyorum. Bu değil. Bir sonrakine ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet. Şimdi son bulutumuzun yuvarlağını yapacağız. Başına yine iki kere doladım. Buna değil. Buna. bir alt yine altı tane trabzan yaptım yine yanındakine değil bir yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum ipimi kesiyorum arasından geçiriyorum ve kilitliyorum. Şimdi burada bu zaten yürüttük arkadan. Arkadan yürüttüğümüz için kesebiliriz. Bu ipimi de saklamak için şöyle yün iğnesi ipimi geçiriyorum. Ve şuralarından yürüterek o ipimi de gizliyorum. Gizledim. İpimin fazlasını kesiyorum. Böylece bulutumuz hazır oluyor. Benim şöyle düz berelerim var. Şöyle göstereyim. Mesela böyle düz berelerinizi kendi ördüğünüz veya hazır olanları şöyle bulutlarla süsleyebilirsiniz. Aynı şekilde hırka, kazak gibi şeyleri de süslemede kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.